Bu turda şimdilerde adı Kesirhan Kervansarayı olarak bilinse de, geçmişte Kesiri Han olarak anılan Adana'nın merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Çakıt Nehri kenarındaki 4. Murat'ın Bağdat'ı geri almak için 1638'de çıktığı seferde konaklama yapmak adına Sadrazamı Bayrampaşa tarafından yaptırılan tarihi kervansaraya gidiyoruz. Yaklaşık 274 yıl hizmet veren bu mekan, şimdilerde sadece 4 duvardan ibarettir. Günaydınlar. Bugün 3 Aralık, Pazar. Yine düştük yollara. Hava biraz sert. Sabah. Şimdi ruh sağlığının yokuşunu tırmanacağız. Bugün tarihi bir kervansaray var. Sadece 4 duvarı kalmış ama yine de gidelim dedik. Artık gidecek rota bulamıyoruz. Bugün kervansaraya gideceğiz. Kesirhan'a. Salbaş'a kadar yollar Karaysala yolundan devam edeceğiz. Salbaş'tan sola doğru dönüp Kesirhan'a ayrılacağız. Kesirhan'dan sonra belki bir de Kapkaya Kanyonu'na uğrarız. Oradan dönüp geliriz. Yolu uzatmak için. Rotamız 112-113 kilometre civarı. Başladık, hadi bakalım. Başlangıçtaki yokuşlarımızı bitirdik. Birazdan Karaysalı tarafına doğru döneceğiz. Burası genelde Salbaş Karaysalı tarafına gittiğimizde sürekli durduğumuz yer. Köseoğlu Petrol. Bugün ben yol bisikletimle geldim. Metin abi de 3 numarayla geldi. Bu da XTR setli. Bu tek yapraklı yalnız. Bunun kadrosu BMW. Bir de bunun aynısının beyazı var. O da XTR setle aynı. Adamın 3 tane bisikleti var. 3'ü de XTR set, 3'ü de MTB. Öyle bir psikopat. Mahmut abi de elektrikli bisikletiyle geldi. Bugünlük böyle. Horoslar bembeyaz. Oranın soğuğu geliyor zaten Adana'ya. Sabahları ve akşamları bayağı soğuk artık. Ama güneş olunca hava güzel. Şimdi Salbaş'a doğru devam ediyoruz. Az kaldı. Mahmut abinin lastiği patladı. Bir smoke kesti. Onu değiştik, hallettik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Salbaş'a geldik. Şu petrolün oradan sola döneceğiz. Kesirhan'a doğru devam edeceğiz. Şurası hemen petrol. Petrolün yanından döndük. Böyle devam edeceğiz. Köşedeki kahvede bir çay içtik. Devam ediyoruz. Karşıda dağlar, kar kaplı. Bu rotayı ilk defa kullanıyoruz. Bir alt taraftaki Çakıt suyunun diğer tarafındaki yoldan çok gittik ama bu yoldan ilk kez gidiyoruz sanırım. Hiç hatırlamıyorum buradan gittiğimizi. Burası da güzel. Araç da yok. Sakin. Zaten genelde araçların olmadığı yolları seçiyoruz. Trafik çok büyük sıkıntı. Burası Kocaveliler köyü. Bir sonraki köy Altınova. Altınova'ydı sanırım. Oradan sola döneceğiz. Hemen Kesirhan'a varmış olacağız. Burası Kocaveliler köyü. İçinden geçiyoruz. Yol çok güzel. Hiç araç geçmiyor. Sakin, keyifli. Manzara da güzel.
Devam ediyoruz. Kesirhan gözüktü. Tam karşımızda. Şimdi şöyle devam edip ileriden sola döneceğiz. Dört duvarı kalmış sadece kervansarayın ama yine de bir gidip görelim. Maksat foto olsun. Kesirhan tam karşımızda. Burası Altınova köyü. Şimdi buradan sola döneceğiz. Kesirhan Kervansarayı tam şurası da Kapıkaya Kanyonu. Birileri daha var. Kolay gelsin. Böyle bir merdiven var. Üstüne çıkıyoruz. Bir tane de araba denk geldi içeride. Adamlar define arıyordu. Bizi görünce panik oldular. Biz de hiç bozun diye vermedik. Onlar da malzemeleri topladılar hemen. Alel acele gidiyorlar. Kesirhan'dan ayrılıyoruz şimdi. Böyle çok kısa bir mesafeyi yürüyerek geldik. Yolun asfalttan ayrılıp. Şimdi bir ihtimal Kapıkaya'ya doğru gideceğiz. Önünden geçip tekrar eve döneceğiz. Belki de farklı bir yoldan eve doğru döneceğiz. Saat 12. Hava güzel. Yola çıkalım, yolda karar vereceğiz. Tam şu karşıda da bir kale var. Ne kalesi bilmiyoruz. Şurada. İlk defa gördük onu da. Tek bir burç kalmış gibi sanki. Gözetleme kulesi de olabilir. Kale gibi duruyor uzaktan. Orayı da bir araştıracağız, bakacağız. Kale ise eğer belki oraya da bir gün geliriz. Altınova köyünden çıktıktan sonra Varda yoluna ve Ucağa doğru ve Durak köyüne doğru yol ayrımına geldik.
Ucağa dönseydik Varda'ya doğru gidiyor. Biz Durak köyüne doğru döndük. Şimdi Durak köyüne doğru gidiyoruz. Yani geri eve doğru dönüyoruz. Kapı Kaya Kanyonu'na uğramayacağız. Şurası da yapay gölet. Sulama yapıyorlar burayla. Demir Geçit Göleti'ydi sanırım. İsmini yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ileride tabelada görürüz tekrar. Burası da Halil Atılgan Kültür Evi'ne döndüğümüz yer. Buradan ileride. Biz devam ediyoruz Yenice'ye doğru. Özüce Mahallesi'nden Adana Mersin yoluna çıktık. Yenice arkamızda kaldı. Eve doğru geçiyoruz. Bundan sonrası standart bildiğimiz D400 yolu. Şehir trafiğine girmek üzereyiz artık. Bugün de toplamda eve vardığımızda bir 103-104 kilometre bir tur yapmış olacağız. Kapıkaya bölümünü çıkardık. Normalde 113 kilometre olacaktı. Kapkaya gitmedik. Direkt Durak köyüne, köyünden Özlüce Mahallesi'nden D400 karayoluna çıkıp eve dönüyoruz. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki turda görüşürüz.